Mühterem Müslüman kardeşler, en birinci tekvalı olmağıza çağırma. Ve İslam emirleri ve nehyeleri bu şeriyetin hamısı nusfeti kazanmak içindir. Ne için Allah subhanahu teala emirler ediyor? Ki o emirlere tabi olasan cenneti kazanasan. Ve ne için nehyeler ediyor? Allah ve Resulü. Hamısı bu sıfatı kazanmak için. Ve cennet ahlinin sıfatı da budur. Kim cennet istiyor, gerek yolun ele tutsa ki bu sıfatı kazanmaya tutsa. Ki bu sıfatı nail olan. Biraz olsa. Lakin bu sıfatı kazanmak hele böyle değil. Bu sıfatı kazanmak için sıfatı Allah sıfatı emirlerin, Resul sallallahu aleyhi ve sellem emirlerin yerine getirmeye lazım. Ve hemşin çekindiler şeyden çekinmeyi. Eğer bu kaydana şeriat, kayda kanun, koyan kayda kanunla gelmesen, bu sıfatı kazanabilmeyeceksen. Ve mevzumuz bu mühim meselelerden biridir. Hansı ki çoklu bu meseleye girip, hansı ki onluk değil, ve karıştırıp dökür. Ve neyin ki başkasının xərər getirir, zərər verir. O üstüne özüne zərər getirir. Ve xərəri de yoktur. Bu mevzu da küfür meselesidir. Yani sen bir adama kafir demeyin. Yani biz bugün inşallah meseleye toxunacaq. Deyin İslam'la, şəriyyətlə kime kafir demiyorlar? Ve sonra ayet, mefhul ayet, hansı ki Allah subhanahu wa buyurur ki وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَهُمُ الْكَافِرُونَ Eğer kim Allah'ın hükmüyle hüküm vermişse olardı kafirler. Maide suresinin 44. ayeti inşallah o meseleye toxunacaq. Ve fakat bunu girişte deyirin ki bu meseleye dolayı getirmek için bir meseleyi sübut etmek için bizde yol var. Şeriat yolu bu. Nece? En birinci Kur'an. Kur'an-ı Kerim o yolun evveline gelir. Sonra sünnet. Yani Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in duyduğu yol, dediği sözde, ettiği ameller, görün ve çekindirmeyen şeyler. Sünnet odur. Ve sonra selef-i salih. Selef bizim dilde de var. Yani bizden kaba olanlar. Nezarda tutulur sahabelerden tutmuş tabi'inler ve olanın yolunda olanlar indiyecek. Mesela bu vardı. Nezarda tutulur. O bahçeler de Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ne demeydi bu? Eğer Kur'an götürsen, bir tane Kur'an'ı götürsen düzgün değil. Çünkü ne zaman çözeceksin Kur'an'ı? Öyle meseleler var, ayeler. Bir başa tercüme etsen, özün de girirsen o meseleye. Haberin yok. Ona göre ihtiyaç var Resul sallallahu aleyhi ve sellem'e. Çünkü ondan bir vakti kim bile? Cebrail onun yanına gelip. Ona beğenleyip, gösterip, nece ayeler, nece başa dert etsin ona. Demeli, ayeni, ayet değil böyle. Gelmezsen Resul sallallahu aleyhi ve sellem nece şerh edilir bu ayeni. Lakin kifayet oldu, cevap yok. Yani bakmak lazımdı, sahabeler ne deyip bu mesele var da. Çünkü maddi yol beledir Kur'an'a. Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in yol sahabelerdi. Resul sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın yoludur. Onun gibi çok Kur'an'dan mesela bir ayet getirmek isteyip bu yoldan geri getirir. Ve yoksa çaşın o. O yol düzgün değil. Resul sallallahu aleyhi ve sellem yolu değil selefin. Demeli, bu türlü üçüncü kayda lazımdır. Yani, selef-i salih, sahabeler. Çünkü ne için? Onlardan başka kim yakışı bilir? Çünkü onlar Resulullah'ın talebeleriydi. Onlardan başka kim yakışı bilir? Sonra. Hem sonunda bazılarına Peygamber sahibi dua edemişti. Peygamber sahibi duası kabuldu. Neşke İbn Abbas'a
İbn-i Mesud'a vakitlerine dua demişti. Ya Rabbi tefsir, Kur'an'ı başa sal onlara. Ne için biz istifade ediyoruz onlardan? Mesela Kur'an-ı Kerim ayı geldi. Sual çıkıyor, gelip bakmış Allah ne diyor? Gelip bakmış Allah bu ayın manası ne diyor? Ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor bu arada? Yok. Şimdi baksaydı neye meseleleri girmesin. Tokunmaz o meseleye. Ve ne için üçüncü kaydı lazımdır Kur'an sünnetini başa düşmek için? Allah subhanahu teala buyurur Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinde böyle buyurur Allah-u Teala وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَسِيرًا. Gerek ki Nisa suresi 112. ayet olmalı ya 114. Allah subhanahu teala bu ayda buyurur ki o şahsı, o şahsları ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem görür gösterilenden sonra veya olandan sonra ve hemşini müminlerin yolu ne ki Peygamber sağlasa yolu bu ayı gösteriyor ki üçüncü yolda mühimdi, ikinci yola girişti ki o ikinci yolda birinci yola bağlı hani hafele kapılır ve böyle sabir mümini ve müminlerin yoluna ne kifayet değildi Peygamber sağlasa yolu yok müminlerin yolu bağlıyor ki Resul sallallahu aleyhi ve sellem Allah bu cür yolu kuruyor Resul sallallahu aleyhi ve sellem müminlerin yoluyla ve müminlerin yoluna tabi olmasa nüvallihi mâ tevallâ o hasıl yoluna da ona ağırdığı terkirleri onu kuyuyor cehennem ve cehenneme parar onu ve sâet masîrâ nefs-i yedorâ cehennem ve aya üçüncü yolun yani kaydanın mühimliğini gösterir ki Resul sağlasın yol bu ve Resul sağlasın Kur'an-ı Kerim'e. Hatta ne için bu yollar lazımdır kaydılar mühterem kardeşler? Hatta zelalete düşmeyesen. Çünkü zelalete düşmeyen şeytan işleyir. İblisin kömekçileri de var şeytanın. Ve şeytanın da vesvesi nedir? Hak yoldan çekindirme insanı. Ona göre bir mesele öğrendik. Yani bakma lazım buralar ne diyeyim? Mesela el adam var söylediysen öyle değil. Öğrenme var, okuma lazım. Ona göre okuma lazımdır. Hatta zelalete düşmeyen çaşmayasan. Kim ne diyor ona dua açmayasan. Diyen de atlak uzun. Ve ne için o zelalete atananlar da elime koymurlar sokmaya. Çünkü okusun uzun göreceksen. Onu göre batırlandı diyebilmesinler. Onu göre diyorlar elim lazımdır. Çünkü okusan göreceksen. Biz özümüzden demeyiz. Hamısı kitaplarda var elhamdülillah. Önce 100 yıl bundan da bahçe yok veya 200 yıl veya 300 yıl neyse ad durasın, şekil yesen. Yok 14 asır bundan da bak. Resul sağın talebeleri. Ben muhtemelen kardeşler, üçüncü mühim meseledir, üçüncü mesele. Yani salafi salih nece Kur'an sünneni başa düşür. O bir başa düşmeyi. Hatta İbn Abbas radiyallahu anhuma o vakti Ali bin Abi Talib'in vaktinde radıyallahu anh'ın o havariciler çıkıyor. Ali bin Abi Talib'e kalkıyor. İbn Abbas diyor ki Ali'ye ya Ali, ben size icazı ver, gidin olanın maaşı çağırın bile. Çaşı bu. Şu anları da وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Mayda 44. Kim Allah'ın hükümüne hüküm vermişse olan bir kafir. Bu olan şuarıydı. Diyor ki gidin başı salın. Çaşı bu. Zahiren götürdüler ayeni ve hüküm verdiler. Tasavvur Ali bin Abi Talib bu ayenin kâfir sahibiler. O Osman'ı. Öfşe verdi başkalarının. Ve Ali bin Abi Talib daha sonra onun kimse gelen var mı? Yok. Olmaz yere. Evet Ali bin Abi Talib oğlanın fitnesinden çıkabilir miyim? İbn Abbas gelir oğlanla bana pişirmeyen de İbn Abbas radıyallahu anhuma ve diyor ki İbn Abbas, delil getirmeyle havariclere karşı. Diyor, ben bir kavmin yanına geldim. Ali bin Abi Talib'in ve Peygamber sana sahabilerin yanına.
Olan sizden daha çok başa düşürler Kur'an-ı Kerim'i. İbn Abbas, üçüncü yolu, Selef-i Salih'in tavuğu getiriyor, var ya şey. Yani ne zaman? Ne? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e yanına geldiler. Onlar onunla yaşayıp, onlar talebeler oldular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bir alev olana. Onlar sizin kendi miydiler? Bu ayarı sizin kimi şey öğrenirler. Çünkü sahabelerde hiçbir olan aslı yok idi mesela arkadaşlar. Hiçbir sahabe olan aslı yok idi. Zahiren götürüp hüküm vermişler. Lakin hırda olan da özler de tutuyorlar. Kafir sıkıyorlar. Ona göre İbn Abbas bunu delil getirir. Üçüncü kaydanı. Salih-i Salih'in mühimliğini gösterir bu. İbn Abbas'ın sözü radıyallahu anh'ıma. Sonra muhtemelen kardeşler, ona göre bir aya ve bir hadis eşliğinde o saat hüküm verme. Otur bir fikirleş, git bilenlerden soruş. Bas bir bak eğer kudretin varsa, eğer kudretin yoksa öğren. Vakt ayır. Birbirine kafir bir meydan oturup fikirleşmeyden, hayallardan yaşamaktan, Allah'ın hatta devletinden. Vakti böyle şeylerden sahibi otur Kur'an-ı Kerim öğren. Okuma. Manası. Ne öğreniyorlar, ne yok. Ne fikirleşmiyorlar, ne yok. Ne demiyorlar. Nasıl olsa onların hayatı var yani. Nasıl olsa hayatı kümayet yaydım, başa düşmeyeceğim. Ona göre bu mesele mühimdir. Ve ne için mühim meseledir? Yani kafir demeyi meselesi. Resul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim bir Müslüman kardeşine kafir ise, eğer o kafir olmasa, o küfür kaydır onun özüne. Özü kafir olur. Ona göre, küfür meselesi de hele böyle değil. Kim ne dedi kafirdi, kim ne dedi veya ne etmedi kafirdi. Bunun kaydısı var. Şeriat kaydı koyup bu meseleyi öğrenmek için. Ve demeyi birinci kafir bunun için muhtemelen kardeşler iki meseleye kıvamlı diyanır. En birinci bakmak lazımdır. Kur'an'da veya sünnede buna delil var. Çünkü bundan güçlü delil yoktur. Buna baktıktan sonra bakmak lazımdır. O küfrün şehtleri, hamısı, cem olur, yani şehtleri var. Tanrı'nın şehti var, tasnazın şehti var. Namazın, dinin şehti yok diye. Maske, bu da bir okuldu. Her şeyin şehtleri var. Kaydası yürü, şeriat gösterir. Bunları birinci bakma lazım Kur'an sunmaya. İkinci şehtlere, meğer sen o dediğin adamda şehtler var hamısı, çünkü ölmesin, çünkü niçin? Küfrün nöbreli var. Nöbreli var. Ve küfür demir fevlenir zamanda, mekanda hüküm fevlenir. Ve kaydası var. Diyen adamın özünün kaydası var. Bana göre ölmesin, bir insanda görürsünüz küfür ve iman bir yerdedir. Ve çok kafir değil. Ona göre Resulü sallallahu aleyhi ve sellem neyse Bukhari ve Müslim rivayet edilir hadisi o kişi ki hansı ki günahkar olur belki günahlar az olur, mümin olur lakin neydir? Küfürdir. Diyor ki ben ölenden sonra beni yandırarsın. Sonra benim külümü sepeleyersin sehraya. Çünkü ben köyü günah sahibiye ve ben öyle bilirim ki benden başka Allah subhanahu aleyhi ve sellem en güçlü azam bana edecek ancak. Allah subhanahu aleyhi ve sellem benden başka etkisi en güçlü azam etmeyecek. Ona göre beni böyle edin ki olmasın. Bu adam küfür diyor. Ne şun? Çünkü birinci inanmıyorum ki Allah subhanahu aleyhi ve sellem tezden dirilecek. Bu da Müslümanlar alimler alsın. Alimler çünkü küfür alsın adamlar alsın gelmiyor. Alimler mesela bakıyor. Alimler itibar edirler ki, kim bu mesela inkar ediyor, inanma o kafirdir. Demek ki tezden dirilmeyi inkar ediyor. Ve sonra Allah subhanahu aleyhi ve sellem kaza kadarını inkar ediyor, inanma. Yine küfür. Yani bu şahsı hırlansa, meselenin küfrünün alametleri var. Lakin Allah subhanahu aleyhi ve sellem ne dedi? Ne ettiysen, ne madem ettiysen böyle ettin, özürler.
Adamın soruşur. Deyir ki, Allah ya Rab, səndən qorxuyum. Səndən qorxmağı yorum. Və Rasul salsın, hədisdən nə dinlə? Rasul salsın deyir, doğuf irələ. Allah deyir, bağışladı onu. Qorxmağı yorum. Küfrən əlamətləri var idi. Onu da, bu nə deməkdir? Ola bilsin, bir insanda imanla küfr bir yerdə olsun. Lakin o aləm kafir deyil. Deməli, bu məsələyə toxunmaq üçün mütləq, yəni baxmaq lazımdır. Bu küfür etməyin yolu nədir? Və birinci ki, ən birinci küfür iki növdür. Küfür iki növdür. Var böyük küfür. Küfrul əkbar. Buna deyirlər. Var küfrul əsxar. Kiçik küfür. Birinci gəlir bunları öyrənəsən. Və böyük küfür də altı növdür. Zəhərlərdən məsələn, küfr-ü təkzib, böyük küfrdən, küfr-ü təkzib, yəni yalan sayır, həm etiqadına, həm dilinə yalan sayır, yəni Allahı və ya Rasulun. Buna deyirlər, küfr-ü təkzib. Bilirsən bu adı, bilirsən küfrün növrəli, o kafir deyərlər, bilən sorsa, yəni küfr neçə növdür, bəlkə bilməyəcək. Vay rahat danışır, bilmir onu görə. Ne üçün hatta alimler bu məsələdə ehtiyac edir? Bilirlər, bu məsələ qorxulu məsələdir. Deməli, birinci küfr-ü təkzib. O, hansı ki, yalan say. Sonra ikinci küfrün növləri. Küfr-ü cübud. Məsələ, necə? Bir şey bilir ki, haqq deyil, onun ki, gizlədir. Və dildə başqa şey deyil. Necə məsələ, yandırlar, bildirlər. Nasıl salsın, haqqdır. Lakin qəbul etmədilər. Buna deyilər, küfr-ü cühud. Bu küfrün adı belədir. Həmçinə küfrün növlərindən küfr-ü inad. Yəni bu küfrün növləri, yəni təkəbbürlüyündən, qəzəbindən tən etməyələ haqqı qəbul etməyər. O da iblisin yoludur. Çünki iblis bildi, lakin təkəbbürlüyündən qəzəbinlə, tən etməklə qəbul etmədi. Allah subhanahu taala əmrin. Və həmçinin küfrün növlərindən dördüncü növü, nifaq, küfrün nifaq. Və bu da hansı ki, batinində küfr edib, zahirdə göstərir ki, özü müsəlmandır, münafiq. Bu da küfrdir. Və bu küfrün adı buna küfrün nifaq deyilir. Və həmçinin küfrün növlərindən küfrul iqrat hansı ki haqqdan çəkinən Allah subhanahu taala və Rasul sallallahu aleyhi ve sellem çəkinən ne yalan sayar ne de düz bu da küfrün növlərindəndir buna deyə küfrul iqrat və həmçinin altıncı növü küfrün küfrü şək yəni tərəddüdür ya ispat eləmir tərəddüdür şək gibi bu da küfrün növlərindəndir buna deyə küfrü şək yoxsa bu böyük küfrün növlərindəndir Məyən əgər bu böyük küfrün, indi məsələn bu altı şərtdən böyük olsa, o adama biz deyə bilərik kafir? Cavab yox. Hələn bununla hər şey qutarmadı. Bundan sonra sənin qalanda başqa qapılar açılır. O qapılar da məsələn, baxmaq lazımdır. Bu etdiyi şəriətlə düzdür, yəni şəriətdən dəli olmalıdır, kitab və sünnə. Sonra baxmaq lazımdır. Yəni, böyük küfürdür, yoxsa balaca. Məsələn, böyük küfür, məsələn, bu altını götürək. Sonra, dedi bu adamla buna bir şey deməlisən. Bəyan deməlisən. Ki, sənin bu iddiayın küfürdür. Aydın deyir, ben buna bir şeyin kimiyim? Sən yox. Onu dedi ki, ben buna bir şey dedi, kafirdir. Ben ne demişsem ona, kafirdir. Sen kimsin? Harada yazılı adın səni? Münaqişəli alim. Elin əhli. O da kafir. Hər uşaq yerindən duran yox. Sonra öhtərən qardaşlar. Deməli, necə ki iman, necə şöbədir, yəni necə cüzdir, necə mərtəbədir, həmçində küfürdə, necə mərtəbədir. Küfür, yəni elə növləri var, çıxmıyor müsəlman.
dinden. Ve onun lafı çıkıp mesela Resul sallallahu aleyhi ve sellem bazı zamanlarda bir küfür amelidir. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur kim Allah'tan gayrısına and ister küfür edir. Hatta o sizin bir çeşit an. Dişler ben canı, sen canı, ne bileyim ne, ne bileyim ne. Yani sen kaydına göre sen o kafirsen. Ben sütün dinle atı oldum kafir. Tövbe edip gelmen sen eşhedü en la ilahe illallah şerhanı sıra. Gel kusura almasan, tezden ağzı başlamasan. Bakma ağzı hansı da küfür. Ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Müslümanı sevmeyi fasıkını öldürmeyi ise küfürdü. Böyle tarihte Müslümanlar bir birer öldürdüler. Fitne düşür. Yani ama kafir dindi. Yo. Yani küfrün elə növləri var. Bəli, çıxardır sən İslamdan. O hansı ki etiqadınla insan elə fikirləşər. Etiqadınla və bu artışətlə biri olsun. Və küfrün də elə növləri var. Çıxardır İslamdan. Çıxardır İslamdan. Onu da bu ayə hansı ki وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Onlar ki Allah'ın hükmüyle hüküm vermirlerse onlar kafirdir. Maide suresi 44 ve başka 45'te deyir onlar zalimdirler ve 47'de deyir onlar fasıktırlar, fasıktırlar. Gösterir üç növ. Yani Allah'ın hükmüyle hüküm vermeyen kafir diyorlar. Zalim diyorlar, fasık diyorlar. Yani bu hak hiç yaxşı deyib sənə, yaxşı da baxaq təfsirə. Bir təvazükarlıq et. Baxaq, İbn Abbas nə deyir? Resul sahası tələbəsi, Resul dua eləmişdi ona ki, təfsir verə sana. O onu yanından soruşurdu təfsirdən. Deyir ki, o küfürlü o hansı ki siz elə fikirləşdir, yəni xalar təhdir. Layədəri getirirlər. O küfürlü o hansı ki siz deyə, hansı ki millətdən çıxardan. O küfürdür ki hansı ki millətdən çıxartmır. Her Müslümandır. Bunu göre bütün delil getirir İbn Abbas. Bunu belki İbn Abbas bütün sahabeler deyir ve bütün tafsirçiler. Bir de zahir ile hüküm verip hüküm veren olmuyor alimlerden. Vurtada. Alimler uşanmışsa yok. Alimlerden, tafsirlerden bak. Tabari, İbn Kesir, Bağavi vs. Bir de fikir deyip onu. Zahiren götürüp hüküm verip. Onlar da alimin içinden. Ona görə, yəni tələsmə. Bir araya işləndə hədis oturur, bax, ay qardaş, mən bu disənlə düz olan, de bu qaydalanım o şəhətlərinə. Və həmçində, bir dənə məsələ möhtəran da bunu, mənə səndən qalib olunur, kiməsə kafir demək, vazir qal demək, Allah səkantir qayda qoyub ki, Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem, sən kiməsə kafir desən, Veya kimsə mütləq kafir, yoxsa səni cənnəti qoymusun. Veya kim kafir isə kiməsə, onun belə salamı var, var, heç nə yoxdur var da. Nüş girişmişsən məsələyə, hansı ki səndən tələb olunmur. Və elə məsələləri kəri kirəmişsən, hansı ki səndən tələb olunmur. Çünki hansı ki səndən tələb olunmur. O xanım etdizi qutarmaz. Qutarıb da bilirsən o məsələləri. Kitabı bir yanıtı mən cəllətdi ya. İndi bu ay qalıb. Yox, siz cəhənnəmlisiniz. Siz kafir sanmasın. Bunu ancaq cahil edir yani. Şəriyyətdən xəbər olmuyor ama. Onun bir de ayə ödmədir, qutardı. Və hədis ödmədir, qutardı. Baxmaq lazımdır, üçüncü qayda nə deyir? Necə kəhli bu məsələni? Və ən misal da məsələn, insan bu İslamı dağlanmaq bu müsəlmanların bəzilərini. Girişirlər elə məsələlərə, hansı ki onun məsələ, onun dəxili yoxdur. Hakim kafirdir yoxsa yox. Sənin hakimdən ne işin var? Sən kimsən? Alimi oturublar, surlar. Yəni sən onlardan belə ağırlı çıxdın. Mən təzə bir kəşf elə də, raket kəşf eləm sən təzə. Uçursan ayaq. Ne iş olur senin? Meğer bütün problemleri kurtarmasan özünde, ailende, oğullarında, milletinle. Gelin senin tohumundan hakime. Büyük problem oldu. Ve büyük problem sensin, sen kimler?
Belki anlasan sen. Lakin özür dilerim sen. Hepsini ne verir? Okulu tarih, gör böyle diyenler, bir netmeti alırlar mı tarih boyu? Yok. Aksine ne olur? Netice ne olur? Korku yaradı bu. Korku yaranıp, İslam'a dönenler, isteyen değil olanlar, terkini nifret edirler İslam'a. Müslümanlar özleri, Allah'ın ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hoşumlarını zevkleyipler, bazı ayetleri bize terk edipler, bazı hadisleri terk edipler. Fitne olan Müslümanlar arasında, kimisi bana haram edipler, haram edipler, kimisi malını haram edipler, ne tazı verip gidelim, say, değil, ne? Fesattan, zarardan, şerden başkasını vermeyip, yani senden de güçlüler, senden de takvada alimler, tuzdalarla harfeyler, eşlenmiyorlar. Aksine zarar verirler. Sen ne diyeceksin ha? En güzel misal muhtemelen kardeşler Necaşi. Düz de misal çok diyor ki mevzu uzundu, hutbe uzun, 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 yani uzanır. İslam kısa ya. Necaşi. Radıyallahu anhu. Kafir idi. Özde hat takmıştı. Ve kafirlerin gayrısına hüküm verirdi öz devletinde. Lakin korkudan. Korkudan edebilmedi. Ölende hususası ne dedi? Dedi, kardeşimiz ölüp. Subhanallah. Dedi, kardeşimiz ölüp. Gelin çıkar namaz kılar onun için cenaze namazı. Resul sağlısı kimi cenazı kıldı? İnşallah cennetliydi. İnşallah. Necaşi. Allah'ın hükmüne hüküm vermeyip. Haçtakı boynuna. Yine Resul sallallahu aleyhi ve sellem kardeşimizdi. Onu küfür kafir etmedi. Demedi ki o milletten çıkıp İslam dininden böyle. Böyle İmam Ahmet. O vakti münafık dedi. Zihniyle. Zihniyeler dediler ki girmişler hakimin yanına ve hakimin de itikadını öz itikadlar kim etmişler? Demişler Kur'an mahluktu. Neyle bir İmam Ahmet'i? Öldüler, söldüler, saldılar, türmeye azap ettiler. Lakin İmam Ahmet birini kafir edemedi hakime de. İkisine çıktı dua ederdi ona. Ve onu seven dönenlere. Ve siz bilirsiniz ki mürted eğer kafir ise kafire dua edemeyi olmaz. Ama dua edildi. İmam Ahmet kafir saymadı o adayı. Ona göre yani bak kaydı var. Mütlak birinci bakmazsan küfür, bu adam bir küfürlü. Bakmazsın büyük küfürlü, küçük. Küçük küfürlü ya. Cümle ne kadar iyisin? Hiç kes diyebilmez ki sağ kalkıp sinesini ümmende rüya yoktu. Cümle yüzde o belki rüya iyisin, küfür. Melek sağda çıktınsa, ona lan yahtun bime enzallahu fevulakumul kafiru, hüküm vermedin o Allah'a hükmüyle. Çünkü diyeyim rüya aleme. Fazlın hükmü. Gitti o. Ne çıkıyor? Yok kardeş. Girme bu meseleye aslında, sen neydi o? Bu meseleye terkili alimlere. Uşağın uşağın meseleye girmiyor, girişmiyor. Alimler girişmiyor. Ben bir adama kafir demeyi için gerek birinci bakma Allah'ın küfrünün övüne. Aydın de sonra bakmalısan o adamla oturup danışmalısın özün. Alim adam. Oturup danışmalı alim. Ve sonra ondan sonra hüküm çıkartma ola. Böyle ki böyle her uşağın uşağı diyebilmez o sözü. Dün uşağın uşağlarında diyor ki. Dün uşağın uşağlarında diyor. Çünkü uşağın uşağı diyorsun bir belediye sağ veren. Ama kişi yalnız ki değil ve döndü haktan. Ve bu emri atamazsa kişi olman lazımdı. Bence. Bana göre yani Resul Sağsen diyor ki İslam'ın güzelliğinden kişi için odur ki ona ait olan şeylere girsin, girişsin. O şey ki sen neydi o, sana ait de o, girişme meseleye. Çünkü sana ait de olsa giriştiğin çoğalacaksın o meseleni. Yani sen bilmiyorsun ki sen başa düşmüşsen bir daha
Ben neyse ihtihalim sen cemaa okumuyorum. Eşitini tavasikar ol. Otur öğren. Ne şu dilen öğren? Öğren ki bu böyle problemi olmasın.